Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden bir videoyla karşınızdayım. Yaklaşık bundan 1-2 saat önce bir video atmıştım. O videoda Hayal Krallığı'nın yolculuğu kitabının yorumunu yapmıştım. Bu videoda ikinci kitabını da göstermek istiyorum. Aynı zamanda hiç adı duymamış eski birkaç tane çocuk kitapları var. Onlardan bahsedeceğim. Bir de arada arka plan tekrar değişmiş olabilir. Çünkü ön kısma geçtim. Çevrede biraz ses var. Tekrardan kusura bakmayın. Hemen size kitapları göstermek istiyorum. İlk göstereceğim kitap da Hayal Krallığı'nın yolculuğunun ikinci kitabı olacak. Ve onunla ilgili kısa da birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Göstereceğim kitap da Hayal Krallığı'nın yolculuğunun ikinci kitabı. Ben ilk kitabı bahsederken ana fikrinden bahsetmedim aslında size. Küçük fare Geronimo aslında oraya gitmesinin sebeplerinden bir tanesi Peri Kraliçesi'nin yardım çağrısından dolayı o ülkeye gidiyordu. Peri Kraliçesi'ne yardım ediyordu. Bu ikinci kitapta da Peri Kraliçesi'ne yardım ediyor. İlk bölümündeki arkadaşlarıyla birlikte. Orada çok eğlenceli böyle bir yazar kurbağa var. Gyogor'u çok farklı şekilde gösteriyor. Mesela bunun da sivilcesi olan sıradan çalışan bir fareyken Gyogor orada şövalye, işte saçları uzun sarı bir farecik olarak gösteriyor onu. Bu çok eğlenceli. Yani Gyogor ne yapıyorsa onu tam tersi olarak gösteriyor. O çok eğlence katmış aslında kitaba. İkinci kitapta da Gyogor burada Periler Kraliçesi'ne gene yardım ediyor. Periler Kraliçesi gene ona bir yardım çağrısında bulunuyor. Mutluluğu kaybetmiş Periler Kraliçesi ve Gyogor onu bulmak için bir yolculuğa çıkıyor. Tekrardan Hayal Krallığı'na gidiyor. Orada da orada mutluluğu bulabileceği tek yerde gökkuşağı ejderhalarının diyarı olacak. Ejderhanın kanadının altında galiba. Hikaye orada başlıyor zaten. Bu da ikinci kitabı. Ben bunu muhtemelen tatil dönüşünde okuyacağım. Bu arada dışarıdan da sesler gelebilir. Tekrardan kusura bakmayın. Göstereceğim diğer kitapta Yapı Kredi Yayınları'ndan Geronimo Stilton'un hikayesinin bununla devam ediyor. Olimpos Hırsızı diye geçiyor. Bunun içerisinde de renkli çizimleri var. Ben genelde çocuk kitapları okurken ve ince olursa renkli çizimleri daha fazla tercih ediyorum. Çok eğlenceli ve okuma isteği daha da fazla uyandırıyor açıkçası. Ve yazı usulü da kalın ve güzel ve renkli olunca da daha da bir etkili oluyor açıkçası. Büyük bir ihtimalle bunu da şu yarından itibaren izne çıkacağım için büyük bir ihtimalle bunu da tatil dönüşü okuyacağım. Yarından itibaren tatile çıkacağım için bunu bir hafta iki hafta sonra falan döndüğümde muhtemelen bitireceğim. O yüzden bunu da göstermek küçük çocuklara grubuna tavsiye ederim açıkçası. Çok eğlenceli ve çok mizansel bir anlatımı var. Çok da hoş. Umarım en kısa sürede bunu da bitiririm. Göstereceğim diğer kitapta Yakamoz Yayıncılık'tan Oger Hazinesi diye geçiyor. Bunu göstermemin sebeplerinden bir tanesi başta bir kısım var. Orada yeteneğin neyse onu belirliyorsun ve hikayenin kahramanı karakteri de sen oluyorsun ve hikayenin sonunu da sen belirliyorsun. Hikaye sırayla gitmiyorsun. Mesela bir kısım okuyorsun. Kısımdan sonra hangi bölümün nasıl gitmesi gerektiğine sen karar veriyorsun. Mesela diyelim 329. sayfayı çevirin ya da bir bakıyorsunuz baştan tekrardan 26. sayfaya falan geri dönüyorsunuz. Öyle bir hikayesi var. Yani sonunu tamamen siz belirliyorsunuz. Tekrardan okuduktan sonra başka bir son belirliyorsunuz. O bakıma çok eğlenceli bir kitap. Bunu da göstermek istedim. Bunlar elinde zaten bir tane kaldı. Çok fazla satılan bir kitaplar arasındaydı. Şu aralar basımı biraz durdu, gelmiyor. Ama inşallah gelir. Çok eğlenceli. Farklı kısımlardaki olanlar da var. Şöyle isimlerini de söyleyeyim hatta. Büyücünün Efsanesi de var. Sihirli Okulun Laneti de var. Cücelerin Hayaletlerinin Hikayeleri falan da var. Yani sonu tamamen size kalmış bir şey. Bunu inşallah tekrardan gönderirler. Tekrardan okuma fırsatım olur. Diğer göstereceğim kitaplar da Epsilon Yayınları'ndan. Bunlar yeni çıkmış ve benim bir fikrim yoktu açıkçası. Bilgim de yoktu. Elde kalan kitapları size göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Evrenin Dansı. Küçük Astronotlar serisi diye geçiyor galiba. Yeni çıkmış ve çok eğlenceli bir kitap. Satışı çok fazlaydı açıkçası. Bunu da size göstermek istedim. Büyük bir ihtimalle bunu yaz dönüşü okuyacaklarımın listesine ekledim zaten. Bu birincisiydi. Diğeri de Şemsiye'den Gökyüzü diye geçiyor. Çok eğlenceliymiş. Türk yazardan zaten çıkmış bir kitap. Bu da diğer kitaptı. En son göstereceğim de Güneş'in Arkadaşları diye geçiyor. Hani gerçekten konular hakkında bir fikrim yok ama okuduktan sonra muhtemelen fırsatım olursa okursam hemen size de zaten yorumunu atacağım. Diğer göstereceğim kitaplar da İş Bankası kitapları. Nicholas Flamel'in hayatını anlatıyor. Bu Harry Potter izleyenler ve okuyanlar zaten çok iyi bildiği bir isim. Onun üzerinden anlatılmış bir konu. Konusu hakkında bir fikrim yok çünkü iki kitabını hiçbir yerde bulamadım. İki tane kardeşten bahsediliyor. Johnson, sanırım isimlerini tam olarak telaffuz edemiyorum. Johnson ve Sophie olması lazım. Tam emin değilim. İki karakter, bir kehanetten bahsediliyor ve kehaneti gerçekleştirebileceklerin o ikisi olduğu söyleniyor.
Kitabın ilk kitabın sonunda zaten onların kehaneti gerçekleştirebilecekleri kişiler olduğu ortaya çıkıyor. İşlerinde büyücü olan bir adam da var. Hikaye böyle devam ediyor. Nicholas Flamel'e yardım ediyorlar. İkinci kitabı şu an elimde. Kitapta büyücü kitabı olarak geçiyor. Gerçekten konusu hakkında bir fikrim yok. İlk kitabını bulamadığım için ikinci kitabını alamıyorum. Bu göstereceğim ikinci kitap. Üçüncü kitap da Efsuncu olarak geçiyor. Gerçekten bunu çok okumak istiyorum. Sanırım bu da Paris'te geçiyor. Ben çok merak ediyorum ama tabii ki dediğim gibi ilk kitabını bulursam diğer serileri mutlaka toplayacağım. Dördüncü kitabı da Karanlık Ulak diye geçiyor. Bu da dört. Çok gerçekten o kadar çok merak ediyorum ki. Şimdi son kitabı da Kara Büyücü. Sanırım bu devam edecek. Ama ben birinci kitabını bulamadığım için seriyi okuyamıyorum. Yani bu bende büyük bir eksiklik. Çünkü Harry Potter serisini gerçekten çok bayıla bayıla okuduğum için Nicholas Flamel'in hikayelerini çok merak ediyorum. Ama muhtemelen bir yerden bulursam ilk kitabıyla başlayacağım. Bunda da sanırım çocuklar eve geri dönüyorlar ve onun hikayesi anlatılıyor. Tam emin değilim dediğim gibi. İş Bankası'ndan göstereceğim seri bunlardı. Diğer kitapları da zaten gösterdim. Benim göstereceğim de kitaplar bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.